Yok mu bir prizin ya? 6. sezon. O geri, 6. sezon gelmez Ahmet. Sikerim. Gergin görünümlü adam, konuş. Peki tavuk hoşlandığın kız sana karşı bir şey hissediyor mu? Oğlum, bu salak açılmıyor ki kıza. Kız belki de hissediyor amına koyayım. Amına koyayım her gün yan yana. Evele üvele diyor. Bunu diyorsa çıkmasınlar zaten amına koyayım. Sevdiğine sevdiğini söylemezsen, sevdiğini başkasıyla izlersin. Hadi eyvallah. Ben uzun zamanlı bir ilişki istiyorum. 3-4 ayda bir değiştirmek istemiyorum. Nevresim mi bu eskort evladı? Ay pardon. Peki Sarp karnında kelebekler uçuşuyor mu? Kelebekler uçuşmuyor, sevişiyor amına koyayım. Tavuk bu kızdan red yerse tam bir fuckbody geleceği gören ben miyim? Zaten okul bitiyor, deneyeceğim ya. Karneni alırken açıl, cevap vermeden koş oradan kaç. CS çağır kızı. Tavuk unutma ki, eğer o senin yerine başkasını seçerse, sen de onun yerine annesini seçebilirsin. Ben bu kıza açılacağım. Eğer moralim bozuk gelirsem de C'ye red yemişimdir. Tavuğa bir doz zakkum yazıyorum İbrahim hocam. Aşk öyle bir şey ki işte tüm dertleri unutup en büyük dert o sanarsın. Boşu boşuna rezil olacaksın. O kız senden hoşlansa zaten belli olurdu. Neden kızlar böyle onunla dalga geçen, ona hakaret eden erkeklerle daha çok ilgileniyor amına koyayım. Ben hiçbir zaman onu üzecek bir şey yapmadım. Ya da kızdıracak bir şey. Ama öbür eskort evlatlarının hepsi öyle yapıyor ve onlarla ilgileniyor. La oğlum. Yerim seni amına koyayım. Kızlar çok zor amına koyayım. 7 yaşındaysan ve aşıksan hayat gerçekten çok zor. Ayrıca bir şey seni başarıya ulaştıracak diye asıl karakterinden vazgeçmek daha büyük bir karaktersizlik bence. O yüzden git açıl. Kabul ederse amacına ulaşmış olursun, kabul etmezse bir hafta üzülürsün ama denedim dersin. Recep abimi izlersin. Tolga abi bayılmış Ahmet. Şu emiri bir atın 30 dakika ciddi konuşalım. Aşktan anlamam zaten de anladığım kadarıyla bebeğe yardım etmeye çalıştık kardeşim. Enes sen bu manita olaylarını hiç anlatmıyorsun sende yok mu bir şeyler? Konu bitince yaz. Sikiş dolu anlar günah dolu dakikalar. Slogana bak amına koyayım. Ya kızla aramız ilk başta benim tiyatro zamanı daha yakın olmaya başladı. Sonra zaten dans olunca daha iyi oldu ona iltifat falan ettim ara sıra o da güzel karşıladı. Sonra danstan sonra bir iki gün doğru düzgün konuşamadık. Ondan sonra zaten bir ilgi veriyor bir vermiyor oldu. Şimdi de Sarp adında başka çocuk var onunla daha yakın gibi onları görünce benim moral gidiyor iyice sıçıyor. Gerçek Sarp kim amına koyayım? Senin adın Kemal Sarp olsun. Sen hangi Sarp'sın amına koyayım? Sen bu kızı hiç dışarıda buluşmaya davet ettin mi? Bir de niyetini belli eder imalar yaptın mı? Güzel olmuşsun dedim her konuda yardım ettim. Buradaki boşluktan tır geçer amına koyayım. En büyük hatan kızı çok fazla ödül pozisyonuna koyup iltifat yağmuruna tutmuşsun. Doğal olarak kız da seni cebinde gördüğü için ilgisini çekmemişsindir. Mahalle şansın var bu arada. Harbiden mi lan? Sevindi la. Bro tamam da, kız bundan hoşlanıyor olsaydı yine de bu cepte deyip siklemeyecek miydi? Ne saçma bir kuram amına koyayım. Muhalefet İbrahim gir devreye. Doğrusu neydi amına koyayım? Kız hoşlanıyor olsa çok arıza çıkarmaz, sürekli arar, yazar sorar. Bitti demez çünkü arzuluyor. O zaman hoşlanmıyor. Hoşlandırması için de bu çocuğun bir şey yapması lazım. Bir şey yaptığında da bu cepte deyip siklemiyor. Şöyle. Buga soktum piçi. Kız zaten hoşlanmıyordu tavuktan ama ilgi açlığını gideriyordu. Demir nasıl mala anlatır gibi anlattıysa ben bile anladım mevzuyu amına koyayım. Tamam kanka işte onu anlatacağım şimdi. Defter kalem çıkardım amına koyayım. Konuşurken nasıl konuşuyorsunuz? Selam bacı. Senin ilk görevin bu hatunu bire bir buluşmaya çekmek olsun. Bir vs bir cs çağır dedim yukarıda. Sarp diyor ismimle hitap ediyor, hiç kanka falan demedi. Ama öbür göte kanka dedi. Süper amına koyayım. Kanka deyince daha samimi olması gerekmiyor mu Demir? Bu ne diyor amına koyayım? Buluşmaya çek bu kızı. Ya çok güzel kabul etti kız gidelim dedi. Ya mal gibi yanında durursam. Kızı kaçır, devamsızlıktan sınıfta kalsın. Böylece kimseye yar olmamış olur. Durmayacan amına koyayım. Onu da mı biz yapak? Velin gibi gelek mi amına koyayım? Skeç mi yazak? Orospu. Konu bulamazsan Emir abini ara, hoparlöre ver makara yapıp güldürürüm kızı. İlk buluşma sinema falan değil, baş başa daha çok birbirinize fokus olabileceğiniz bir yer olsun. İnternet kafe. Nereye gideceğim?
Millet bahçeleri var bir sürü, gidin hepsine tek tek amına koyun. Bahreyn kafalar olayını sorabilirsin kıza konu kalmazsa. Kim davet ediyorsa o öder, ortak kararlaştırılıp gidiliyorsa ortak girilir hesaba. Karl Marx. Kız bu kadar iltifatı hak edecek ne yaptı? Sırf güzel diye o kelimeleri hak etmiyor. Belki sana güzel vakit geçirtirse hak eder. Rambo Okan karışık anlar. Sen önce bir buluşmaya okey al da. İlk turdan elenme amına koyayım. Yarın tokat yiyip gelmedi. Davık buluşmayı reddederse direkt açıl geç kardeşim. Hayır amına koyayım. Demir kardeşim haklı. Bir şeyler olması lazım önce. Kız bir fikir sahibi olsun bu mal hakkında. Evet, bir şeyler paylaşın önce. İbrahim yine İtalya gibi saf değiştirdi amına koyayım. Teks atmadan önce kıza bana özelden mesaj at tavuk. Ne teksti amına koyayım? Yüz yüze çağırsın. Tekst ne lan? Ben sana ne yazacağını söylerim. Merhaba bacım, buluşak mı? Oğlum kız bunu dövdürmesin amına koyayım. Oğlum kızın tek kalmasını beklemeyeceğim. Çağır yanına. Pisi pisi. Bu mal uyudu mu amına koyayım? Kimle konuşuyoruz biz? Önce bir naber, nasıl gidiyor vs. Muhabbet et havadan sudan falan. Naber moruk ya. Ha kafaları duydun mu ya? Kardeşim seni dövdürürlerse arıyorsun Ankara'dan geliyorum oraya. Enes sende sıra. İlk kez kızla ve yakın arkadaşıyla parka gittik. Maden soda testi yapacaktık. Maden soda testi ne lan? Geğirme herhalde. Orada maden sularını açarken elimi kestim. Yara bandıyla falan kapattı. Ben o anda aşık oldum amına koyayım. Yaz dizisi gibi amına koyayım. Devam Enes. Anlat artık amına koyayım. Bölüm bölüm gidiyor ya. 6. bölüm ne zaman çıkıyor? Çık hıycınlı. Enes yazana kadar uyumuşum beyler bir şey kaçırdım mı? Sonra dershane çıkışında ben bu kıza açıldım ve bayağı iyi açıldım yani. Açıldıktan sonra ulan ne iyi açıldım falan dedim. O da dedi ki bu yıl sınava çalışıyorum bir ilişki istemiyorum ve ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Yalan, yalan. Ananı sikeyim İsmail abi. Yak, yak, yak. Sen elime yara bandı yapıştırınca ben de nikah tarihi aldım deseydin Enes. Kalk karı sikişek. Bu da falan demiştiniz ya, öbür Sarp'ta vardı hep onunla gidip geliyordu. Bir de gizliden bunu videosuna falan çekiyordu. Nasıl? Kız mı çekiyordu anlamadım orayı. Kız daha gidip diğer Sarp'ı mı çekiyordu? Diğer Sarp Afgan mı ben anlamadım. Onun sevgilisi bir şey demiyordu bu Sarp seninkiyle böyleyken. Şunu Türkçe çevirsin birisi. Bence Enes'te tavuk sevgili olsun. Boş kıza yürürsen rakibin çoktur, sevgilisi olana yürürsen tek kişiyi alt etmen yeter. Niye mantıklı geldi amına koyayım? Kulaklık takıp fark var açıp git kızın yanına. Nakaratı bekle ama. Maraz Ali bile bekliyordu dövmek için. Bekle kızın başında. Zamanlamayı ayarlaman lazım. Tam re diyeceğin zaman fark var nakaratına gelsin. Olay nakaratta. Mal mal suratına bak. Nakarat girince konuş. Tavuk red yersen şınava yatsana ya ne olur, ne kaybedebilirsin ki, keşke ben de yatsaydım. Her red yediğim kız için bir şınav çektim. Kız beni başka erkek ile kıskandırıyor olabilir mi? Bir anda o çocukla konuşmaya başladı. Ben iyice mallaşıyorum amına koyayım. Kendine bu konuda haksızlık etme, sen zaten malsın. Pis Yedili 7. bölüm izle. Ay pardon, Google değil mi burası? Oğlum gene galerim yarak kürek şeylerle dolmuş. Şınav çeken birisi var bu kim amına koyayım. (Gülüyor)